yaparak sürecin önemine dikkat çekti. Kentsel dönüşümün başlangıç noktası Esenler Havalimanı mahallesinde son bina törenle yıkıldı. 72 bin metrekarelik alanda yer alan depreme dayanıksız konutların yerine yeşil alan düzenlemesiyle daha kullanışlı ve konforlu konutlar inşa edilecek. Törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da katıldı. Babuşçu'nun gündeminde İstanbul sokak olayları vardı. Kentsel dönüşüm projesini 5 Ekim 2012'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Esenler'de başlatmıştı. Rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmektir. Yapmak istediğimiz bu. Proje kapsamında havalimanı mahallesindeki son binada törenle yıkıldı. 72 bin metrekarelik alanda yıkımı gerçekleşen binaların tamamı afet durumunda yıkım tehlikesiyle karşı karşıyaydı. En genci 25 yıllıktı ve binalar 6 kat 7 kat kolon yok. Kasmat, hatta bazıları çok komik bir şekilde 1 kat 2 kat yapılmış, 3. kattan sonra kolon var. Böyle bir noktadaydı ama şimdi çok şükür elhamdülillah bir depremle karşılaşmadan biz burayı bu hale getirdik. Yeni projede çevre düzenlemesi önemli yer kaplayacak. 72 bin metrelik bu alanda 1 metrekare boş alan yoktu. Hepsi bina doluydu, bina yığınları vardı. Şimdi yeni projemizde biz 72 bin metrenin sadece 30 bin metresini yapılaştırıyoruz. 42 bin metresini tamamıyla yeşil alana bırakıyoruz. Bütün binalarımız yeşil, çevreci, geri dönüşümlü. İçinde donatıları olan, yani bisiklet yolları olan, yürüyüş yolları olan bir merkeze dönüştürüyoruz burayı. Bütün vatandaşımız çok memnun. Ayrıyeten şu anda buranın hemen yanındaki mahallenin devamındaki herkes de onlar da kentsel dönüşüm bekliyor. Herkes bunu istiyor şu anda. Kentsel dönüşüm içinde asansörü, çocuk parkı, otopark hepsi olduğu için yani halk bir rahat edecek. Bir deprem daha kaldıramazdı Esenler ve Havaalanı Mahallesi gerçekten bunu kaldıramayacak düzeydeydi. İnşallah bundan sonra burada daha güzel şeyler olur da, binalar olur. İnsanların en azından can sağlığı biraz daha garanti altında olmuş olur. Törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da katıldı. Babuşçu'nun gündeminde Gezi Parkı olayları da vardı. Aslında hedef Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın şahsında temsil ettiği değerlere karşı Uluslararası Güç Merkezi'nin yerli işbirliğiyle beraber aleni bir savaş ilanıydı. Başka hiçbir şey değil.